güzel olan yapraklarından sarma saracağım. Şöyle şunlardan. Brokoli yapraklarını da toplayayım. Brokolinin kart yapraklarından sarma olmuyor. Şöyle yırtık yırtık oluyor. Olur da çok zorlanır insan. Ama tazeleri çok güzel oluyor. Kara lahana gibi. Brokoli yaprakları, karnabahar yaprakları. Sarma yapacağız. Çok lezzetli oluyor. Şöyle haşlansın. Çok haşlamayacağız. Azıcık haşlayacağız hemen. Çok haşlayınca yırtılıyor, sarılmıyor. Sarmanın içine ceviz koyacağım bugün. Farklı bir şey olsun. Cevizleri kırdım, ayırdım, döveceğim. Pirinç büyüklüğünde yapacağım. Yani pirinç büyüklüğünde kırıklayacağım. Kırıkladığım cevizleri de içerisine koyacağım. Karıştıracağız ceviziyle de iyice. Dışarısı çok soğuk. Şuraya oturayım, ısıcacık sarayım. Bismillahirrahmanirrahim. Yağa bak ne hali olmuş zeytinyağı soğukta. Tencerenin dibine biraz yağ koyacağım. Sırtlağını alacağım. Şöyle.
uğraştırıcı gibi olsa da karnabahar yapraklarından, brokoli yapraklarından sarma, lahanadan daha lezzetli bir tadı var. O yüzden değer yani, gerçekten lahanadan çok güzel. Tabii lahana da güzel de bu da bir daha değişik. Hele bir de içerisine ceviz koyunca arkadaşlar, inanılmaz bir şey oluyor ya. Niye atalım ki? Doğal, bahçede tertemiz. Saralım saralım. Yiyelim. Şu sırtlarını incecik çıkarıveriyorum. Şöyle. Bir kere sardım. İleride karnabahar kızartması yaptığımda onu çekim yapamamıştım. Kızlar, ay anne bir tane daha, bir kere daha yapsana o sarmadan deyip durdular. Yapayım hadi, yesinler. Canlarım benim. Videoma yorum yapmışlar. Hepsi de benim iyiliğimi istiyor abonelerin. Bana dua ediyorlar. Ne bileyim, bana akıl veriyorlar. Teselli oluyorlar. Kendini çok yorma abla diyenler var. Hepsinden ama. Allah razı olsun bin kez, milyon kez. Muratlarını versin inşallah Yaradan'ın. Üzgünsün diyorlar. Biraz tabii ki de üzüldüm ama artık geçiyor yavaş yavaş. Geçecek yani. Sonuçta dağ arkasında, Allah korusun, taş arkasında değil. O teselli oluyor insana. Görüşüyoruz. Hemen hemen her gün akşam sabah görüşüyoruz. Fırsatı oldukça hemen nasılsın, iyi misin, biz iyiyiz diye mesaj atıyor. Ben de ona biz de iyiyiz diye mesaj atıyorum canıma. Öylelikle iyiyiz inşallah, idare ediyoruz.
Allah. Sırtlarını tencerenin dibine sıraladım. Şimdi döşeyeceğim şöyle. Sardım sarmaları. Sardık, bitirdik. Brokoli, karnabahar yapraklarından cevizli sarmamızı ne yapacağım? Üzerine su koyacağım. Çaydanlıkta sıcak su vardı zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kenarlarından kalkmasın diye. Yeteri kadar suyunu koyduk. Ne yapacağım? Tabak koyacağım üzerine. Şöyle. Tabanda azıcık içerisine su koyacağım, ağırlık olsun diye. Tamamdır. Burada yavaş yavaş gönlünce kaynasın. Ben de gideyim. Bahçedeki işlerden biraz yapayım. Ara ara gelir bakarım. Üzerindeki su dolu tabağı alayım artık. Pişti. Suyunu çekti. Şöyle görüldüğü gibi. Güzel oldu. Ne yapacağım? Biraz zeytinyağı üzerine gezdireceğim. Sonra da alacağım artık ocaktan şöyle. Neden zeytinyağı gezdiriyoruz? Hem parlak yapıyor, hem de çok lezzet veriyor. Çok güzel oluyor. O yüzden şöyle. Az. Tamamdır. Kapatayım, kapağını alayım artık ocaktan. Ceviz. Cevizli sarma. İçi bol cevizli. Dışı brokoli, karnabahar yapraklarından kalem gibi çok güzel, harika bir sarma yapıp yiyenlere afiyet olsun. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone olursanız da sevinirim. Sağlıcakla kalın.